Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çok güzel bir kılıf yapacağız rujumuz için. Hem anahtarlık olarak kullanabiliriz hem de rujlarımıza kılıf olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Çantamızda kaybolmasına son diyelim. Anahtarlığımızı da bu şekilde tutturup istediğimiz zaman rahatlıkla ulaşabiliriz arkadaşlar. Yapılışına geçelim isterseniz. Turkuaz mavisi kullanacağım. Öncelikle tığım 2.1 milimetre. Yapılışına hemen başlayalım. Öncelikle sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamızı yaptım. Bu şekilde sabitledikten sonra 3 zincir çekiyoruz. Bir kere doladım. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı şekilde ikili trabzan yaparak halkamızı oluşturuyoruz. Toplamda zincirimizle birlikte 14 tane ikili trabzanımız olacak arkadaşlar. Ben halkamı doldurup geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, ben 14 tane ikili trabzanımı yaptım. Orta kısmına da iyice sıkılaştırıyorum ve başlangıçta yaptığım zincirle kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Buradaki trabzanın tepesine şu karşıdaki ilmeğini batıyoruz arkadaşlar. Sık iğne yapıyoruz. Tekrar buradaki trabzanın karşı ilmeğine batıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Fazla yakınlaştırdığımda da biraz buğulu oluyor görüntü. Bu şekilde umarım anlatabilmişimdir. Sadece arka ilmeğinden alıyoruz. Bu şekilde etrafı dönelim arkadaşlar. Zaten burayı yaptığımızda yukarıya doğru bir kıvrılma olacak. Sayılarda da artırma yapmadığımız için rahatlıkla yukarıya doğru kıvrılacaktır. Evet arkadaşlar, hazırladım. Sık iğnelerimi yaptım. Bakın şöyle gördüğünüz gibi yukarıya doğru kıvrılmaya başladı. Buradaki başlangıçta yaptığım zincirle kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Şimdi buradaki sık iğnenin tepesine batıyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. Doladım. Tekrar 14 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Bütün trabzanların tepesine öncelikle zincirin dibine bir tane batıyoruz. Sonra yanındakine ve sırayla bütün sık iğnelerin tepesine ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Ben bu sırayı tamamladım. Buradaki zincirle hemen birleştiriyorum. Evet, ardından ikinci rengimi alıyorum. Krem rengiyle devam edeceğim. Bu şekilde ilmeğin arasından geçiriyorum. Bir tane zincir ile kapatıyorum. Ve mavi iple de sıkılaştırıyorum arkadaşlar. Sonra mavi ipi bırakıyorum. Buradaki ipin ucunu da tutuyorum. Arada yürüteceğim. Bakın buradaki ikili trabzanın tepesine batarak sık iğne yapıyorum. Evet, bütün trabzanların tepesine arkadaşlar sık iğne yaparak devam ediyoruz. Evet, şimdi etrafını döndüm ben arkadaşlar. Şöyle kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Ve bu ipimi bırakıyorum. Mavi ipimi devam ediyorum. Bu şekilde ilmekten mavi ipimi geçirdim. 3 tane zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Ve hemen ilk sık iğnenin tepesine ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine devam ediyorum arkadaşlar. bütün sık iğnelerin tepesine batarak ikili trabzan yapıyoruz ve bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Bakın şeklimiz oluşmaya başladı. Burada zincirle hemen birleştiriyoruz. Evet, tekrar mavi ipimi bırakıyorum ve krem rengi ipime geçiyorum. Bir tane ilmek aldım, mavi iple sıkılaştırdım, bir zincir çekerek sabitledim arkadaşlar. Bu şekilde ilk ikili trabzanın tepesine batarak tekrar sık iğne yapıyoruz. Yine devam ediyoruz arkadaşlar. Tıpkı alt sırada olduğu gibi bu sıraya da sık iğne yapacağız. Üst sıraya da geçiş aynı şekilde olacak. Ben istediğim boyuta gelene kadar kamera arkasında tamamlıyorum ve son sıra için geliyorum. Evet arkadaşlar, istediğim boyuta geldim ben. Bu şekilde toplamda 6 sıra ikili trabzan yapıyoruz. 2, 4, 5. Şurayı da sayarsak yine 6 sırada sık iğne yapmış olduk. Son sıramızı yine sık iğne ile kapatacağız. Bir zincir çektim. Bakın son sıraya şöyle son olarak yaptığımız ikili trabzanın tepesine tekrar sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Burası bizim son sıramız olacak. Bu sırayı sık iğne yaparak tamamlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi sıramın sonuna geldim ve kaydırma yöntemiyle kapattım. Burada 40 tane zincir çekiyoruz. 40 tane zincirimi çektim ben. Hemen buradaki aynı yere diğer zincirin dibine şöyle batıp kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz ve bir zincir çekerek ipimizi kesebiliriz. Bu ipi ben hemen arkada gizliyorum. Evet arkadaşlar, rujumuzun kılıfı hazır. Şöyle ilk kez takacağımız için biraz ağız kısmı dar oluyor. Sonra alışıyor. Evet, ben biraz esnettim. Tekrar deniyorum. Kullandıkça zamanla alışacaktır arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi çantanıza takabilirsiniz, anahtarlarınıza takabilirsiniz. Bu şekilde evet arkadaşlar, hazır. Bu şekilde beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.